Program'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız gibi Tokalife TikTok hilelerini test edeceğiz. Hep karşıma çıkıyordu. TikTok'ta gezinirken de görüyordum, böyle Toka ile ilgili bir sürü hileler var aslında. Herkes test etmiş. Bir sürü var. Ben hiçbirini denemedim. Deneme fırsatım olmadı. Bugün sizlerle birlikte deneyeceğiz. İçlerinde çok ilginç, çok değişik şeyler var. Ama yani açıkçası bence çoğu gerçek değil yani. İnanmıyorum. Ama eğer gerçek olursa çıldırırım gerçekten. Çünkü hepimizin işine yarayacak şeyler var. Oyun oynarken göstereceğim şeyler belki sizin de işinize yarar. Şimdi sizlerle Tokalife TikTok hilelerini test edelim. Umarım videomu beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu severseniz like atmayı ve fikir vermek, tavsiye vermek isterseniz de yorum yapmayı unutmayın. Hadi videoma geçelim. İlk başta bir tane hile vardı o videoda. Ananasla Hindistan cevizini birleştiriyor ve çok güzel bir içecek ortaya çıkıyor. Ya içecek çok güzel görünüyor. Yani tadı güzel olmazsa da olur. Görüntüsü bile yeter. İçmesen bile olur. Onu hemen deneyelim ama şu an elimde evde ananas Hindistan cevizi kalmamış. Bakmıştım dolaba. Hemen internetten sipariş verip geleyim. Sonra birlikte deneyelim. Siparişim geldi punklarım. Şimdi bunları deneyeceğiz. Siparişim de biraz gecikti. O yüzden daha da heyecanlandım aslında. Bekleye bekleye. Şimdi bunları birleştirelim. Aslında olacak gibi durmuyor. Yani bilmiyorum. Aslında olabilir. Çünkü yemekleri birleştirince yeni şeyler çıkıyor sonuçta. Hadi bence daha fazla beklemeden yapalım. Hadi yapıyorum punklarım. 1, 2 ve 3. Ay çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ay baksanıza. Çok güzel oldu. Ben bunu içerim hep. Ay her gün yapacağım. Çok güzel olmadı mı ya? Baksanıza. Ay çok beğendim. Bayağı Hindistan cevizinin içine ananası böyle dilimli koydular yani. Bence bayağı iyi oldu. Bu hileyi kullanırız bence. Havuz başında falan içeriz bu içeceği. Çok güzel oldu bence. Bu hile başarılı. O zaman şimdi diğer hileleri test edelim. Diğer hilemiz su ve şampuanla yapılıyor. Yani suyun içine şampuanı dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Sonra onu içiyorsun. Ağzından sakız gibi bir şey çıkıyor böyle. Köpük çıkıyor herhalde. Ama yani bilmiyorum, bunu ilk defa kim denedi? Yani bu kimin aklına geldi? Kim suyun içine şampuan koyup sonra onu ağzına attı? Bilmiyorum. Çok tehlikeli bence. Yapsam mı yapmasam mı çok kararsızım yani. Ama bence punklarım için de. Ama siz de benim ölmemi istemezsiniz. İnşallah ölmeyiz. Ölmeden atlatırız bu videoyu. Yani challenge gibi bir şey oldu. Ama hadi deneyelim. Olursa da güzel olur. Yani düşünsenize ağzıma köpük çıkıyor. Bence güzel ama olmayacak ya. İnanmıyorum yani. Ben hemen suyla şampuan getireyim punklarım. Siz bekleyin. Bundan var. Bir de suyumuzu alıp geliyorum. Evet punklarım, şimdi suyumuzda, şampuanımız hazır. Hadi şimdi deneyelim. Bakalım olacak mı? Şimdi buna şampuanı suya dolduralım. Doldur. Köpük köpük olsun böyle. Acaba çok olunca mı ağzımızdan çıkıyor ya? Yani böyle çok köpük yaparsak zaten bu sefer su değil köpük olur. Neyse. İçiyorum. Hazır mısınız? Of, daha çok gencim, ölmek istemiyorum. Bir şey olmaz inşallah, bana bir de hastaneye falan kaldırılırsam. Ay diğer hileleri de deneyemeden gidersem bu dünyadan. neyse. Yani herhalde benden önemli değil değil mi punklarım? Ama şimdi birlikte deneyelim. Bir şey olmaz, olmadı. En fazla tükürürüm yani. Hadi deniyorum. Yo, çıkmadı. Hani ağzımda hiçbir şey çıkmadı ya. Üf, bu hile yani yanlış. Yanlış hile vermişler. Gerçek değil. Bir de gerçek gibi yapıyorlar. Kandırıyorlar bizi. Bu arada benim hemen ağzımı yıkamam lazım. Çünkü çok kötüydü. Şükürüm. Çok kötü, gerçekten çok kötü yani. Siz sakın evde denemeyin, zehirlenirsiniz punklarım. Yani punklarıma bir şey olmasını istemem hiç. Sakın evde denemeyin. Çok tehlikeli bir şey ya. Bunu zaten ilk kim keşfetti bilmiyorum. Kim yani, hangi akıllı suya sabun döker de içer. Neyse şimdi diğer hilemize geçelim hemen. Evet punklarım, sırada aslında basit bir hilemiz var. Ben aslında bunu biliyordum ama size de göstereyim. Belki oyun oynarken işinize yarar. Bu hile yatarken yatakta gözlerinizi açma. Yani hani uyuyoruz ya, böyle hemen uyku pozisyonuna geçiyor. Yani zaten ben uykuyu çok seven bir insanım. O yüzden hemen mış pış, mışıl pışıl pışıl diyordum ya. Mış mış. Ay neydi onun doğrusu? Mışıl mışıl uyuyorum. Ama bakın şimdi gözlerimi nasıl açacağım yatakta.
Bakın gözlerimi açabiliyorum yatakta. Sadece uyumaya gitmiyor yatağa karakter. Ama neden hala uyku işaretleri çıkıyor bilmiyorum. Neyse ki uyandık. O yüzden kalkalım. Bu hile başarılı. Bunu beğendim. Şimdi bir tane daha merak ettiğim hile var. Bu hile de emojileri birleştiriyor. Yani iki emojiyi falan birleştirebiliyorsunuz. Ki ifadeye de sahip olabiliyorsunuz. Yani onu bir deneyelim. Çok işimize yarayabilir. Çünkü ben ağlarken de gülebilen bir insanım. Hangi ikiliyi birleştirelim arkadaşlar? Bir gülmekten ağlasın. Bir de şu moru yapalım hadi. Ana! Ay! Nense! Ay çok çirkin oldum. Hah, kendime döndüm. Ay başka hangisini birleştirsek bu çok eğlenceliymiş. Hadi bir de bununla dur şunu birleştirelim mi? Bağırarak ağlar belki. Olmuyor. Bunu yapamadım. Yıldızla buradaki pusuru birleştirelim. Oy ne yaptın Nesli? Kokuttun. Ay arkadaşlar bunlar çok kötü koktu ya. Daha fazla devam edemeyeceğim. Ya bu hile başarılı aslında. Çünkü olmuştu ilki. Ama yani çok da güzel bir şey değil. Çok beğenmedim. Özellikle o mor şeyle çok kötü oldum. Çok korkunç oldum. Hadi diğerlerini test edelim şimdi. Şimdi sırada postane hilesi var. Postaneye gidiyoruz. Oradan hediye çıkması gerekiyor. Oraya gidince anlatacağım size. Hemen yola koyulalım. Yolumuz uzun. Postane buraya biraz uzak. Yürüyerek gideceğim. Hadi şimdi gidip deneyelim. Kanklarım şimdi postaneye geldik. Şimdi buradaki hilemiz de sıra numarasını 9'a kadar yapıyoruz. Sonra 5 numara sıra numarası alıyoruz. Şuradaki görevliyi tuvalete sokacağız ve bize hediye gelecek. Şimdi görürsünüz. Hadi bakalım. Deneyelim. Önce şunu bir tuvalete gönderelim bence. Ya da önce ne yapalım? Sırayı değiştirelim. Buraya geçip sırayı değiştireyim ben. Bakın buradaki sırayı 9 yapacağız. Tamam. Şimdi buradan 5 numarayı alacağız. Tamam. Şimdi 5 numarayı buradan atacağız ama önce bu görevliyi buradan alıp tuvalete sokalım. Merhaba. Merhaba, niçin geldiniz? Hediyemi almaya geldim ben. Ama siz tuvalete gitsenize bir. Anlamadım. Neden tuvalete gideyim? Tuvaletim gelmedi ki benim. Buralar çok kötü koktu da yani. Sanki bir şeyler yapmış gibisiniz. Allah Allah. Yok yok. Bilmiyorum. Ben bir gideyim en iyisi tuvalete ya. Rezil oldum galiba. Nasıl da yolladım. Kaç kaç. O tuvaletteki işimi halledeyim hemen. Bunu atıyoruz buradan. Hemen atalım. Buradan hiçbir şey yapmayacağız. Bekleyeceğiz, hediye gelecek. Ama hile de hemen geliyordu. Böyle beklememize gerek yoktu. Ve gelmediğine göre de gelmedi yani. Kesin bu hile doğru değil. Ve bekliyorum, bekliyorum. Gelen yok. Hile yanlış. Gerçek değil. Keşke gerçek olsaydı. Ben hediyeleri çok severim. Ve buradan hediye çıkmadı. İnşallah o adam da tuvaletten çıkamaz. Gidip bir başka hile deneyelim. Diğer hile daha eğlenceli ve olabilir aslında. Bence o hilenin olabilitesi biraz var yani. Olursa bilmiyorum, çok garime gider. O en sonki hediye gelmediği için çok üzüldüm ve yine yollara düştüm. Bu seferki hile gerçek olsun. Çünkü olmazsa bu TikTok hilesi çekenlere gerçekten kızacağım. Beni kandırıp umutlandırıyorlar. Şimdi diğer bir hile de bu ketçap, nar ekşisi ve acı sosu kafanıza döküyorsunuz ve kafamız böyle boyanıyor. Ketçap dökünce kırmızı oluyor. Nar ekşisini dökünce siyah oluyor falan. Sonra duşa giriyorsunuz. Duşa girince hiçbir şey kullanmadan hemen çıkıyor. Eski haline dönüyorsunuz. Şimdi bu hileyi deneyelim. Bence bu hile olacak. Olmazsa gerçekten sinirleneceğim. Benim kızgın yüzümü göreceksiniz. Şimdi acı sosu, ketçap ve nar ekşisini alıp eve geldim. Bunları deneyeceğiz. Kafamıza dökeceğiz. Yani nasıl onları kafama dökeceğim bilmiyorum ama. Yani deneyeceğim. Bakalım. Ay şu ketçap kokar kafam. Ay, daha önce bunları hiç kafama dökmeyi denememiştim. Yani bunu da ilk kim denediyse gerçekten tebrikler. Yani ona buradan bir alkış gönderiyorum. Sonra inşallah hemen yıkayınca çıkar ya. Nasıl gezeceğim onlarla öyle? Hadi deneyelim punklarım da görelim. Sizin için yapıyorum bunları. Bakın kıymetimi bilin. Hadi şu poşeti hemen boşaltayım. Şimdi döküyorum. Hazır mısınız? Ay önce hangisini döksem ketçabı dökeyim. Ya sizce ketçabı dökünce videodaki kızların kafası kıpkırmızı oluyordu. Sizce benimki de öyle olacak mı? Olursa bana kırmızı yakışır mı ki? Bence bana en çok yakışan renk mor ve en sevdiğim renk de mor. Bakalım olacak mı? Deniyorum. Ay kafama ketçap dökmek istemiyordum ama döküyorum bunlarım. Döküyorum. Ay baksana.
kıpkırmızı oldum. Çok tatlı oldum. Ama kırmızı çok da yakışmadı bence. Mor daha güzeldi, değil mi punklarım? Siz ne dersiniz? Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Ama bence biz mor güzeliz. Şimdi diğerlerini de dökelim. Bu arada çok iğrenç kokuyor kafam. Ay bunu dökelim şimdi. Acı sosu dökünce sizce yanar mıyım? Kafam yanabilir mi acaba? Ay ağzıma girecek bu ketçaplar ve yüzüme de geldi zaten. Hadi sus dökelim. Aa bu da çok güzel oldu aslında. Bunun rengi daha da güzelmiş bence. Bu o kadar da kötü olmadı. Daha iyi oldu. Ama kafam yanıyor, kafam yanıyor. Ay kafam yanıyor arkadaşlar. Punklarım kurtarın beni, kurtarın. Kafam yanıyor. Hemen nar ekşisini de dökelim, kurtalım şu. Kurtulalım bu ızdıraptan. Döküyorum. Bunun hangi renk olacak? Siyah mı olacak? Aa! Ay çok kara kara oldum ya. Böyle beğenmedim. Değil mi? Ama yakışmadı da değil bence. Sizce? Siz ne dersiniz? Şimdi hilenin devamını yapalım. Şimdi duşa gireceğiz ve hemen çıkması gerekiyor. Bu kafamdaki şeylerin zaten çıkmazsa ben bunu yaşamam punklarım. Yani Nancy'ye elveda yani. Allah rahmet eylesin dersiniz. Beni gönderirsiniz. Ben bunlarla dışarı falan çıkmam ya. Ay çok kötü, kokusuna bile dayanamıyorum. Sizce olacak mı? Havlusuz mu gireceksin duşa? Hemen yanlışlıkla havlusuz giriyordum. Üstümü havlumu alayım. Duşa girelim. Kıyafetlerim de battı zaten. Bunu yıkamaya vereceğim. Hı, hadi girelim. Hani olmuyor. Hiç gitmiyor. Videoda böyle değildi. Bakın köpük köpük oldum ama hala... Hiç beklemiyordum. Bu hile çok iyiymiş ya. Çok hoşuma gitti. Hadi bir daha yapacağım. Bir daha dökeceğim kafama. Ketçap ketçap. Artık yemek yerken dökeceğim falan diye çekinmeyeceğim. Bir daha yapacağım. Çok hoşuma gitti. Hadi girelim. Bakıyorum şimdi. İnşallah yine olur. Köpüklensin. Az önce de böyle yapmıştım. Aa yine oldu. Ay çok sevdim ben bu hile arkadaşlar. Bu hile gerçekten başarılıymış. Bizi kandırmamışlar yani. En sevdiğim bu oldu galiba. Bir de ananası tabii ki unutmayalım. Bu hileler çok güzel. Kameramı da alayım da buraları da çekerim. Bu hileyi çok sevdim arkadaşlar. Eğer siz de benim kadar sevdiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ve siz de deneyin bunları. Benimle paylaşın lütfen. Yaptıysanız, denediyseniz ve sizde de olduysa yorumlarda belirtin. Birlikte konuşalım. Ben hileleri sevdim ama çoğu gerçek değil yani. Başta da dediğim gibi zaten tahmin ediyordum gerçek olmayacağını. O yüzden onlara kocaman bir çarpı. Çünkü kandırdılar yani bizi. Kaç tane denedik? 6 tane falan denedik. Onlardan 2 tanesi falan işe yaradı yani. Postane hediye de gelmedi. Çok kızgınım ona. Hediyeye en çok kızgınım. Çünkü okul çantası geleceğini söylüyorlardı. Hem okula da yani döneceğiz. Okullar da başlayacak. Çok iyi olurdu benim için ama neyse artık. Evet funklarım, bugün birlikte hileleri test ettik. Bazıları işe yaradı, bazıları yaramadı. Ama yarayanlar da güzeldi ve eğlenceliydi bence. Daha fazla uzatmayalım. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum punk ailesi.